Selamlar arkadaşlar, ben Ahtar. 23 Şubat Perşembe günü yeni bir gündem yayınıyla karşınızdayım. Yine yoğun bir gündem bizi bekliyor açıkçası. Öncelikle dün neler oldu? Onunla başlayalım isterseniz. Bilindiği üzere dün FED tutanakları yayınlandı. Sanıldığının aksine çok negatif bir durumla karşılaşılmadı. Piyasa kötüyü fiyatladığı için pozitif bir fiyatlama gördük tutanaklar açıklandığında. Bence en önemli çıkarmamız gereken haber FETÖ üyelerinde oluşan resesyon korkusuydu. Resesyon riskinin devam ettiği konuşuldu. Ama şunu unutmamak gerekir. Bu veri geçmişteki toplantı zamanı oluşan görüşlerden oluşuyor. Ve toplantı sonrası gelen veriler resesyon beklentisinin ufak da olsa azalması yönündeydi. Ki dün yine %2 enflasyon hedefi konusunda söylemler devam etti. Biliyorsunuz bu her FETÖ üyesinin her toplantıda söylenen bir laf ve kararlılıklarını gösteriyor. Bu tutanaklar sonrası Mart ve Mayıs ayında 25 baz puan fiyatlaması devam ediyor. İsterseniz bakalım onlara. 50 baz puan beklenti olasılığı biraz artsa da 25 baz puan beklentisi hala yüksek seviyede. Aynısı Mayıs ayı için de geçerli. Mayıs ayı içinde aynı beklenti var. Haziran ayına bakalım isterseniz. Haziran ayında da beklenti fiyatlanıyor. Bence Temmuz'da faizler sabit kalacağını düşünüyorum. Temmuz'a kadar sabit kalma konusunda beklememiz gerekiyor. Haziran da bizim için belirleyici olacak. Şunu unutmamak gerekiyor. Verilere dikkat etmemiz lazım. Gelen veriler oldukça önemli. İleriye yönelik bir şey yapacaksak. Dün bir de Ballard'ın konuşması vardı biliyorsunuz kendisi. Şahin bir üyemiz. Güvercinimsi söylemleri de gözden kaçmadı. Bunu da unutmamak gerekiyor. Dünün bir diğer önemli haberi Coinbase tarafından geldi. Coinbase bugün işaret ederek güzel bir haber sinyali verdi bize. GRT, Link gibi coinler de bu Coinbase'in tweetini retweetledi. Bakalım buradan nasıl bir gelişme görünecek. Ben de merakla bekliyorum açıkçası. Bugün önümüzde 3 tane önemli veri var. Bunlardan birisi şöyle göstereyim. Euro bölgesinde TÜFE gelecek. Beklenti 9. 9 ve altında gelen bir veri. Euro için pozitif, DXY için negatif olacaktır. Dolayısıyla buradan gelen verinin önemli olduğunu düşünüyorum. Ayrıca saat 16.30'da ABD tarafından gayri safi yurt içi hasıla verisi var. Beklenti 2.9. Biliyorsunuz bu bir büyüme verisi. Burayı da takip ediyor olacağız. Bir de haftalık her hafta gelen işsizlik haklarından yararlanma başvuruları verisi var. Burada da beklenti 200K. Bunu da belirtmek istiyorum. Gelelim kripto paralara. Dün bir toparlanma gördük. Bu toparlanma aynı zamanda ABD tarafından gelen hem tutanaklarla ilgili açıklamalar hem de sonrasında destekte olan bir ABD'nin destekten güzel bir tepki almasıyla gelişen yükselme durumlarıyla biz de bir pozitif fiyatlama durumu gördük. Dün iki yayında da gördüğünüz kanal hareketinden bahsetmiştim. Bu kanal hareketinin güzel çalışabileceği yönünde beklentim vardı ki nitekim çok güzel çalıştı. Kanal alt bandından noktasal tepki alarak bize yukarılara taşıdı. Bitcoin'de yukarıda önemsediğim ilk direnç 24.600-700 bandı. Yukarıda ise bir türlü kıramadığımız duvar olarak nitelendirdiğimiz 25.200 bandı var. Bitcoin'in bu pozitifliği gerçekten beni mutlu ediyor. Şunu da belirtmek istiyorum. Spot'a ve vadeliye ise Bitcoin girişleri çok yüksek. Ayrıca son zamanlarda vadeliye giren BTC'ler de longlanıyor. Bunun sebebi stablecoin sıkıntısından dolayı insanlar artık veya kurumsallar, market makerlar BTC paritesiyle işlem alıyor. Bu da aslında bizim için stablecoinlerin riski korkusu da
uzun vadede bizim için pozitif bir gelişme olarak düşünüyorum. Çünkü insanlar BTC ile işlem yapıyorlar. Bu da stablecoin sıkıntısında bizi açıkçası biraz uzaklaştırıyor. Ethereum Bitcoin'e bakalım. Dün yine yayında bahsettiğimiz bu nokta 67-800 noktalarından tepki almış gözüküyoruz. Ama 0070'i her zaman söylüyoruz, hatırlatıyoruz. Burası önemli. Yine de bir tepki aldığımızı görmek, Ethereum'un bir tepki aldığını görmek bizim için pozitif. Ethereum'a gelelim. Ethereum'da da 1600 noktasının önemli olduğunu konuşmuştuk zaten. Bir iğneleme hareketiyle güzel bir likidite sağladığını düşünüyorum buradan. Ethereum güzel bir fiyat hareketi gerçekleştirdi. Dolayısıyla bunun altcoin'lere yansımasını da görebiliyoruz. Ama yukarıda benim önemsediğim nokta 1680'ler. Tabii ki en önemli noktada 1700'lerin üstünde kalmamız olacaktır. İsterseniz OP'ye bakalım. OP ve ETC'den geçmiş yayınlarda bahsetmiştik. ETC fiyat hareketini zaten dün yapmıştı. OP de fiyat hareketini yaptı. Dün bu grafiği akşam yayınında zaten göstermiştim. Şu noktadan özellikle güzel bir tepki aldı ve OP'deki fiyat hareketleri oldukça pozitif görünüyor. OP'nin içimizi rahatlatması için özellikle 2800 ve çok önemsediğim bir nokta var, 2900'ler üstünde kapatması gerekiyor. Dün grafiğimiz çok iyi çalıştı. Yayında da bahsetmiştik. Burayı değerlendiren olduysa tebrik ediyorum kendilerine. Matik'e bakalım. Matik ile ilgili bir haber var. Bu haberin detayını Telegram'da geçeceğim. Şu an detayına tam hakim değilim çünkü o sırada video çekiyordum. Matik'e dikkat etmek gerekiyor. Ama dün yine yayında bahsettiğim Matik'teki kanal hareketi noktasal çalıştı ve üstteki çok güzel çalışan bir diğer yatay kanal hareketin içine girmeye çalışıyor. Eğer içine girerse ben Matik'te de fiyatlanmanın pozitif olduğunu düşünüyorum. Kanal içinin kendisini atması durumunda Matik'in de 1.550'lere kadar yolu var. Bir de Avax'a bakalım isterseniz. Avax'ta da dün yayında yine bahsettiğimiz bir yükselen artık kanal hareketi var veya yükselen bir trend hareketimiz var. Güzel çalışıyor, güzel tepki alıyor. En son tepkisini de buradan aldığını görüyoruz. Ama Avax'ta pozitif olmamız için bizim şu mavi bandın üstünde olmamız gerekiyor. Orası da yaklaşık 22'ler. Bugün kendimce naçizane gündemi yorumlamaya çalıştım. Umarım faydalı oluyordur sizlere de. Kendi adıma teşekkür ediyorum herkese. Bol kazançlar, sağlıklı günler diliyorum. Görüşmek üzere arkadaşlar.